Selamun aleyküm dostlar. Eşime namaz kıldıramıyorum. Eşimin namaz kılması için ne yapabilirim? Bu eşiniz kocanız da olabilir veya tersi olabilir. Hanımınız yani karınız da olabilir. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Öncelikle bunun çok önemli bir hakikat olduğunu farkındayız. Bu bizim çok önemli bir hakikat olarak gördüğümüz konuyu acaba eşimizin ne kadar önemsediğini öncelikle belirlememiz lazım. Hayatımızın olmazsa olmaz bir takım görevleri vardır. Müslüman olarak, mümin olarak, Allah'ın kulu olarak. Öncelikle eşimizi Allah nasıl tanıyor? Allah ne kadar tanıyor? Allah ile yakınlığı, ilişkisi ne kadar? Eğer bu konuda bilgi eksikliği varsa, bu konuda yeterli bilgiye sahip değilse, öncelikle Allah bilgisini, Allah'a iman, marifetullah, Allah'ı tanıma, muhabbetullah, Allah'ı sevme konusunda yeterli bilgiyi ona vermemiz lazım. Bizi yoktan var eden, yaşatan, bütün duygularımızı işleten, yüzümü gördüren, kulağımı işittiren, kalbimi çalıştıran, beynimi çalıştıran, bütün iç ve dış organlarımı çalıştıran bir Rabbim var. Ve bana bu geçici dünya hayatında her türlü nimeti veren Rabbim, ahirette bana sonsuz bir hayat verecek. Sonsuz bir cennet verecek. İman meselesi eğer insanın içinde yer etmezse, Allah'a iman, ahirete iman tam insanın içine yer etmezse, bir takım emir yağdırmalar, bir takım zorlamalar hiç fayda vermiyor. Yani ben namaz kılıyorum, sen niye namaz kılmıyorsun? Ben ibadetime dikkat ediyorum, hani söz vermiştin evlenmeden önce gibi. Bunlar bir insanın namaza başlamasına yeterli sebepler değil. Öncelikle bir iman meselesinde bir ortak noktada buluşmamız lazım. Dediğim gibi Allah'ı tanıyacak, her şeyde Cenab-ı Hakk'ın varlığını hissedecek. Allah benimle ilişki kurmak istiyor. Allah bana yakınlaşmak istiyor. Ben ona, kuluma şah damarından daha yakınım diyor. Ve kul Allah'a çok yakın. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Allah benim yanımda mı? Tabii ki yanımda. Allah hay olduğu için ben canlıyım. Allah basir olduğu için ben görüyorum. Allah semi olduğu için ben işitiyorum. Allah mütekellim, kelim olduğu için ben konuşuyorum. Yoksa olmaz ki. Allah hep benimle beraber. Ben de her an Allah'la beraber olduğumun farkını kavramam lazım. Öncelikle bu iman meselesinin karı koca arasındaki belli bir düzeye, belli bir seviyeye, belli bir konuma gelmesi lazım. Bunun için ne yapacaksınız? Kur'an, imani eserleri bir okuyacaksınız. Beraber müzakere edeceksiniz. Mütalaa edeceksiniz. İkincisi önemini anlatacaksınız. Yani namaz ne kadar önemli bir görevdir. Kulun Allah'a yaklaşması için en büyük vesiledir. Yani kul secdesiyle Allah'a yaklaşır. Kul secdesiyle Allah ile beraber olur. Namaz nedir? Allah'ın davetine icabettir. Allah bize her gün 5 defa randevu veriyor. Ve bu randevuyu her gün 5 defa tekrarlatıyor. Ezan bunun içindir. Güneş bunun için doğuyor. Güneşi doğudan çıkaran, batıdan batıran Allah, namaz vakitlerimiz güneşe göre ayarlanır. Sabah namazını güneş doğmadan önce kılarız. Öğle namazını tam güneş tepeden kaydıktan sonra. İkindi namazını gün artık yavaş yavaş batıya doğru kaymaya başladığı zaman. Akşam namazını güneş battıktan sonra. Yatsı namazını güneşin batı ufkunda bütünüyle izleri kalmadıktan sonra. Dikkat ederseniz Cenab-ı Hak güneşi birinci derecede ibadet vakitlerimizi bildirmek için çıkarıyor, yükseltiyor, sonra batırıyor. Dünyanın düzeni böyle kurulmuş. Bu dünya düzeni bizim ayak uydurabilmemiz için, yani varlık aleminde varlığımızı hissetmek ve hissettirmek için önemli. Üçüncü nokta, bu dil çok önemli. Yumuşak dil, tatlı dil, iltifat dili, hediye dili, sevgi dili, merhamet, şefkat, muhabbet dili önemlidir. Yani şimdi siz eşinize bir hediye aldınız, onu ona nasıl takdim edersiniz? Veya eşiniz hasta oldu, ona nasıl bakarsınız? Bir ameliyat geçirdi, ona nasıl yardım edersiniz, hizmet edersiniz? Yani namazını kılmayan bir insan manevi hastadır. O insana karşı şefkat diliyle bakacaksınız. Kırmadan, öfkelenmeden, kızmadan, suçlamadan, başına kalkmadan, eksiklerini yüzüne vurmadan ve onu rencide etmeden, üzmeden. Çünkü bunlar Allah'ın emirleridir. Biz kendimizi Allah'ın yerine koymayalım. Allah sorguya çeker insanı. Kul kulu sorguya çekmez. Ha suç işlersen mahkemeden sorguya çekerler de normalde Allah'la kul arasında olması gereken görevlerde Allah sorguya çeker. Sorguya çekmemek lazım. Ne yapmak lazım? Ona sevdirmemiz lazım. Ve bir dördüncü nokta, kendimizi sevdirmemiz lazım. Kendimizi sevdirmemiz lazım. Sizi sevecek,
sizin bir dediğinizi ki etmeyecek ve sizden hep iyilik görecek, hep güler yüz görecek, hep tatlı dil işitecek. Gönül alıcı, sevgi, muhabbet, yani sizi özleyecek, hasretle sizi bekleyecek. İşe mi gittiniz? Akşama kadar hep yolunuzu gözleyecek. Zile bastınız, kapıyı çaldınız, açarken sizi nasıl karşılayacak, değil mi? Veya gün içinde sizi kaç defa arayacak? Seyahate gittiniz, bir hafta, 10 gün, bir ay, hep sizin için yaşayacak. Bunlar çok önemli şeylerdir. Kendinizi sevdiremediğiniz zaman kimseye Allah'ı sevdiremezsiniz. Kendinizi sevdiremediğiniz zaman namazı sevdiremezsiniz. Bir beşinci mesele, bunun bir Allah'ın emri olduğunu. Allah'ı tanıdıktan sonra, Allah'ı ona tanıttıktan sonra Allah'ın bir emri olduğunu. Namaz kılın, zekat verin. اَقِمِ اِسْتِرَاتَ لِزِكْرِ Yani beni anmak için namaz kılın diyor Cenab-ı Hak. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَوِرْ عَلَيْهَا Ehline, ailene namazı emret, tavsiye et. Sen de üzerine ısrarla, sabırla dur. Lanesarken rızkan. Biz rızık sormayacağız. Onları biz rızıklandırırız diyor Cenab-ı Hak. Bu birinci emir. Ama bu emri eşimize anlatırken Allah'ın bir emri olmasının yanında Allah ile yakınlık kurmak açısından ve sevgili peygamberimize olan sevgimizi nasıl ifade edeceğiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz gözümün nuru diyor. Ve bir müveddiin namazı gibi namaz kılıyor. Son namazın bu. Öğleyi kıldın mı? İkindiye çıkamayabilirim. Son namazın gibi. Namaza huşu, Allah'ın huzurundasın. Yani bir komutanın huzurunda, bir valinin huzurunda, bir bakanın huzurunda, cumhurbaşkanının huzurunda, padişahın huzurunda durduğunuz zaman normal duruş değildir. Bu da Allah'ın emri olması. Bir başka ayet. Ya evladine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman ederler. Kendinizi ve ailenizi ateşten, cehennemden koruyun. Eşinizi tehlikelerden, hastalık, ben virüsten, zararlı şeylerden korumak için her türlü tedbiri alıyorsunuz. Arabanız varsa arabaya binip giderken ne kadar dikkat ediyorsunuz, değil mi yani? Kendinize ve eşinize zarar vermemek için. Kendinizi ve ehlinizi, ihalinizi, ailenizi ateşten koruyor. Allah korusun bir yangının içinde kaldınız. Nasıl koruyacaksınız? Nasıl çıkaracaksınız? Önce kendinizi sağlam alacaksınız. Sonra da başkasını kurtaracaksınız. Kendinizi sağlam almadan başkasını nasıl kurtaracaksınız ki? Doktor kendisi hastaysa hastasına nasıl yardım edecek ki? Koruma esastır. Koruma. Yani dünyevi yangından korumak için her türlü tehlikeyi göze alıyorsan ama ebedi cehennem yangınından korumak için ne yapacaksınız? Bu beş hakikati biz eğer öne çıkarırsak ve sabredersek, vas sabır aleyha diyor Kur'an. Namazı emret. Namaz tavsiye et. Ama diyor sen de diyor sabret. Sen de daim et. Yani sen ona namaz konusunda nasihat ediyorsun. Sen de namaz konusunda biraz ihmalkar davranıyorsun. Bunun bir faydası olmaz. Ve burada önemli olan bir başka hakikat. Onu da arz edeyim. 6. madde olsun. O da biz namaz kılarsak çocuklarımız da namaz kılar. Biz namaz kılarsak çocuklarımız da bize uyarlar. Çocuklarınıza bir şey söylüyorsunuz ama siz yapmıyorsunuz. Çocuğa ne kadar tesir edecek? Ve namazın insana ne kadar büyük bir faydası olduğunu, dünyadaki işlerinin, ahiretteki geleceğinin, yani iman ve namaz bizi ebedi hayatta, ebedi saadete taşıyacaktır. Birbirimizi cennet arkadaş olarak göreceğiz. Namaz kılmayan bir insan cennete gitmesi öyle kolay değil ki, değil mi ya? Namaz kılmayan bir insan günde 5 defa Allah'ın emrini yerine getirmeyen, Allah'ın emirlerini reddeden, isyan eden bir insan, siz isyan ettiğiniz bir gücün faydasını görebilir misiniz? Ama arz ettiğin bütün bunlar tatlı dille, güler yüzle, severek, okşayarak, hediye alarak, iltifat ederek, takdir ederek ve aranızdaki ilişkinin sağlıklı olmasını temin ederek yaparsanız ve bir de Allah'tan isteyin. Rabbi ce'alni mukîmes salâte min zürriyeti. Ya Rabbi beni, zürriyetimi, neslimi namaza daim kıl. Rabbena ve tekabbel dua diye, Ya Rabbi duamızı kabul et diye İbrahim Aleyhisselam'ın o duasını biz de yapalım. Ve Ya Rabbena heblene min ezvacena ve zürriyetine gurrete ayunin. Ya Rabbi eşlerimizden, çocuklarımızdan bize göz aydınlıkları, ferahlık, sevinç, neşe kaynağı yarat diye Allah'a dua edeceğiz. Bu da Furkan Suresinin bir duasıdır. Kur'an duasıdır. Bu dualarımız Cenab-ı Hak kabul edecektir. Kabul etmesi kuvvetle muhtemeldir. Ve Rabbim zaten emrettiği ibadetleri yapanı sever. Allah'ı severseniz biz de Allah sizi severse sevimli olursunuz. Geliniz hem kendimizi hem yakınlarımızı ibadette yarış haline getirelim.